Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP'nin son bütçesi olacak 2022 yılı bütçesinde kamu denetçiliği kurumuna ilgili söz almış bulunmaktayım. Kamu denetçiliği kurumu meclise bağlı ve son derece önemli bir görev ifade eden bir kurum. Görevi idarenin eylem ve işlemlerinin insan haklarını dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde de bulunmak. Çok önemli bir iş yapmaya çalışıyorlar. Kurumun işi ama çok zor. Çünkü AKP iktidarında hukuka ve hakkaniyete uyan zaten hiç kimse yok. Hukuka uymayan AKP iktidarı kurumun önerilerine de umarım uyar, uyması da zorunlu. Kurumun 2020 yılı faaliyet raporuna bakacak olursak, 2020 yılında daha önceki yıllarda olmayan inanılmaz sayıda bir başvuruyla karşılaşıyoruz. Kuruma 2020 yılında gelen başvuru sayısı 90.209. Yangın var demek. Çözümlenen dosya sayısı 71.699. İdareye tavsiye karar verilen dosya sayısı 68.128. Sayın milletvekilleri, bunların pek çoğu bankayla ilgili. Demek ki bankalar insanların canını öyle bir yakmış ki insanlar artık her yerden bir umut, feryat figan başvuruyorlar. Ama bunun yanında kuruma başvuruların 15 bin tanesi bakanlıklarla ilgili. 15 bin başvuru, 15 bin idare başvurudan idarenin cevap verdiği dosya sayısı 1325. 13.500 başvuru ne oldu? Meçhul. Tanıdık değil mi sayın milletvekilleri? Milletvekillerimizin soru önergelerine cevap vermeyen veya boş cevaplarla savsaklayan siyasetçilerden burada da başka bir yaklaşım beklemek hayalcilik olurdu. Tek adam rejimiyle beraber bakanlar meclis yerine kendilerine atayan tek adama ve saraya hesap vermek dışında başka bir şey yapmıyorlar. Ben buradan sayın bakanlara sesleniyorum. Bakın, bu millete vermediğiniz hesapları yarın bu millet size sandıkta soracak. Çok açık söylüyorum. Halktan alınan vergilerle çalışan kamu kurumlarının tamamı herkese hesap vermek zorundadır. Meclise hesap vereceksiniz, halka da hesap vereceksiniz, vatandaşa hesap vereceksiniz. Kamu kurumlarının kapılarında kimseye kapatmayacaksınız. Bir kurumda hesap vermiyorsanız o kurumda hırsızlık yapıldığı iddiası insanın aklına geliyor. Kim bir kurumda hesap vermiyorsa o kurumda hırsızlık varsa ona ortak olmuş sayılır. Size ben sadece bir örnek vermek istiyorum. TRT 3,5 yılda tam 15 tane soru önergesi verdim. TRT'nin harcamalarını sordum. TRT kimin? Kamunun. Verilen tüm soru önergelerine cevap ticari sır diye geldi. Kamuda ticari sır diye bir şey olmaz. Her şey kamunun malıdır. Her bilgi vermek zorundasınız. Çok açık söylüyorum. TRT'de Kartal İmam Hatip ekibi her ay milyonlarca lirayı heba ediyor. İddia hortumladıkları yönünde. Yine içeriden gelen bilgilerine göre buradan size paylaşıyorum. Filmleri seçen, yapımları seçen heyettekilerin firmalardan ve kişilerden komisyon aldığı iddiaları var. Eğer alıyorlarsa haram zıkkım olsun. Biz bunları soruyoruz, ticari sır diyorsunuz. Vatandaşlar ne saklıyorsunuz? Halka ait Türk Hava Yolları soruyoruz. Türk Hava Yolları'nın her şeyi ticari sır. Ödenmeyen kredileri soruyoruz. 750 milyon dolar bu vatandaşın tüyü bitmemiş yetinin hakkını soruyoruz. Ticari sır. Yandaş müteahhitlerin silinen vergilerini soruyoruz. Ticari sır. Her şey ticari sır. Ne değil? Her şey. Niye? Vatandaşa hesap vermeyeceğiz. Önergelerimize ticari sır diyenlerin tamamı yapılan hırsızlıklara ortak olmuş addedilir. Açık ve net söylüyorum. Sorudan korkan aslında vereceği cevaptan korkmaktadır. Değerli milletvekilleri, kamu denetçiliği neden çok önemlidir biliyor musunuz? İdarenin her türlü eylem ve
Tamamlayalım lütfen. Çıkalım. İdarenin her türlü eylem ve işleminin kanuna uygun olması gerekiyor. Her türlü eylem ve işleminin denetlenmesi gerekiyor. İdare, yani siyasi iktidar önce meclise sonra halka hesap vermek zorundadır. Ama tek adam rejiminde sarayda kurulan paralel devlet hiç kimseye hesap vermiyor. Halk aç. 50 milyon kişi yoksulluk sınırı altında, 15 milyon kişi açlık sınırı altında yaşıyor. Sarayda ve saray şürekaları ne yapıyor? Saray müteahhitleri ne yapıyor? Osmanlı'nın lale devrini arattırıyorsunuz. Lüks içinde, şatafat içinde yaşıyorlar. Uçaklar, lüks araçlar, pudra şekerleri, yatlar, katlar, dövizli garantili ihaleler. Sanki bu ülke yağma asanın böreği. Yazıklar olsun. Kamu denetiminin işi zor ama geliyor, gelmekte olan. Bu sizin son bütçeniz. Gelecek bütçe halkın iktidarında, halkın bütçesi. Teşekkür ederim.